Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine o kısacık videolardan sizin en beklediğiniz, en çok sevdiğiniz seriden devam ediyorum. Elimizde bir pudra ve bir limon var. Sizlerin yoğun isteği üzerine cilt bakımı yapacağız. Sivilceler için, siyah noktalar için, yağ bezleri için, cilt yağlılığı için, cildi normal formuna getirmek için, yani hani benim cildim kuru, bunu kullansam olur mu demeyin, kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu sadece cildinizi olması gerektiği kıvama getirecek. Şimdi kısaca başlayalım. Elimizdeki malzemeler: bir fırça, bir tas, bir çay bardağı, bir limon ve pudra. Talk pudrası diye geçiyor. Pudra şekeri falan almayın gidip de. Ne yapıyoruz? Yarım çay bardağı. Ben şimdi bunu buna aktarıyorum da. Aslında buna aktaracağım. Ama siz görün diye yarım çay bardağı yapıyorum. Ve eldiven de takmayı unutmayın. Eliniz yüzünüz çünkü pudra olacak. Limon. Bölüyoruz. Sıkıyoruz. Oo, limon da bayağı bir suluymuş. Başlıyoruz karıştırmaya. Yarım limon yeterli bu arada, yarım çay bardağı için. Tabii limonun suyuna da bağlı. Yüzümüzün temiz olması lazım. Yani öncesinde bir yıkayın yüzünüzü. Temiz cilde uygulayın. Çamur kıvamına gelene kadar karıştırıyorsunuz. Yani çok sulu olmayacak, çok da cıvık olmayacak. Şimdi bunu suratımıza sürmeye başlıyoruz. Üst taraftan, alın bölgesinden başlıyoruz sürmeye. Şu şekilde. Cildin her bölümüne sürebilirsiniz. Sakalınız varsa sakalın üstüne de sürebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yani bir yan etkisi yok. Bu cildiniz de kuruyacak. Mesela bundan sonraki haftalarda size evde buharlı cilt bakımı nasıl yaparsınız vesaire gibi örnekler de göstereceğim. Ama şimdi basitinden başlayalım. Daha profesyonel doğru gideceğiz. Mesela en basit yapabileceğiniz maske. Böyle haftada bir bunu uygulayabilirsiniz. Çok da iyi olur. Tabii benim tavsiyem 3 günde bir. Ama hiç olmazsa bir haftada bir. Hadi 2 haftada bir yap. Yeter ki yap yani. Cildinize iyi bakın. Aynı zamanda bunu kırışıklıklar için de kullanabilirsiniz. Yarar cildinize. Ama yağ bezesi, sivilceler vesaire hepsini alır eminim. Aşağı yukarı 15-20 dakika kadar bekleyecek ciltte. Yanma yapacak. Toz haline geldiği zaman yıkayacaksınız. Ve yıkarken sabun, yüz temizleme jeli, tonik hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Sadece yapacağınız şey bunu sodayla yıkamak. Ha, aslında suyla da yıkayabilirsiniz. Çok fazla önemli değil soda. Benim tavsiyem olsa da olur, olmasa da olur. O sodayla yıkarsanız daha güzel bir işlem yapmış olursunuz. Sade soda bu arada, meyveli falan değil. Güzel beyazladı. Bekleyelim. 20 dakika kadar, 20 dakika sonra yıkıyoruz. Cildimiz kurudu. Şimdi kuruduktan sonra ne yapıyoruz? Bu arada şunu söyleyeyim, bazı sivilce lekeleri vardır geçmeyenler. Aynı zamanda bu onları da geçiriyor. Bunun da bilgisini vereyim. Kuruduktan sonrasında yapacağımız olay şu. Toz haline gelmiş oluyor kuruduktan sonrasında. İlk önce şöyle ufak bastırarak şu kabasını at. Kurumuş bölümler, yani çok kuruyan bölümler kendini belli eder zaten. Bunu yapmamızın amacı da iyice içine işlemesi için. Sodayı yiyecek çünkü birazdan. Evet, bu. Şimdi elimizi yıkıyoruz. Dediğim gibi suyla da yıkayabilirsiniz aynı zamanda. Ama sodayla yıkarsanız daha iyi. Şöyle. Evet. Soda zaten tamamen arıtacak bunu. Tamam. Yanmıyor mu öyle? Hı? Yanma olmuyor mu? Yok, yanma olmuyor. Aksine ferahlık veriyor. Oh, süper. Burun deliklerime kadar mis gibi ferahladığımı hissediyorum. Ve bir soda yetiyor. Yani yetmiyor demeyin. Gözlerinizi kapatın sodayı vururken. Şimdi havlu yardımıyla temizledim. Sodanın gözünüze gelmemesine dikkat edin. Gördüğünüz gibi sonrasında herhangi bir şekilde sabun vesaire kullanmanıza gerek yok. Şu an yüzüm o kadar gergin ki kırışıklıklarımın gittiğini hissediyorum. Ve gerçekten çok fark var değil mi? Bayağı. Bayağı hani keşke dokunabilseniz şuraya, yani şu yüzüme. Bayağı temiz şu an.
Çok yağlı cilde özellikle çok daha iyi geliyor. Çok yağlı ciltlere daha iyidir. Ama kuru ciltlerde bunu kullanabiliriz. Çünkü dengeleme sağlar bu. Bu kadar. Bugünkü videomuz da buydu. Yani bu sivilceyi, siyah noktaları, yağ bezelerini, sivilce lekelerini alır. Düzenli kullanmanız lazım. Hiçbir şeyi düzenli kullanmadan sizin işinize yaramaz. Yani ben diyorsam ki 3 günde bir yapın. 3 günde bir yapın. Tertemiz, sağlıklı ciltler. Haftaya konumuz ne olsun? Buna siz karar verin. Yine her zamanki gibi siz söylüyorsunuz, ben yapıyorum. Ne yapalım mesela? Bakın, kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bye. Bye.